Türkiye istedi, geri istedi bu kişiyi. Kırmızı bültende aranan bir suçluyu geri istedi. İtalyan makamlarıyla prosedürler yürüyor. Peki Caner'cim, seni o zaman son bölüm için rica ediyorum. Çünkü bütün bu süreç sırasında, yani İtalya'da kaçak olduğu dönemde, arandığı dönemde kırmızı bültenle bazı açıklamaları var. Bir de bize özel fotoğraflar var. Onu sen bu bölümü bitirdiğinde yayınlayalım istersen. Tamam. Barış Boy'un zaten uzun uzadıya anlattık burada nasıl bir örgütlenmenin içinde olduğunu. Sonunda Ağustos 2022'de İtalya'da yakalanıyor ve İtalya'da yakalandığında ev hapsinde tutuluyor. Şimdi burada tabii ki acı tarafı şu, şimdi yakalandıktan sonra ilk yaptığı şey tabii bu suç örgütleri gideceği ülkeyi de Gürcistan'dan bahsettik. Gürcistan'ın özellikle seçilmesi. Çünkü orada faaliyetlerine hiçbir şekilde yakalanma bir riski vesaire taşımadığı için bu ülkeleri bu şekilde seçiyorlar. Şimdi İtalya'da da yakalanıyor, ev hapsine alınıyor ve ilk yaptığı şey tabii ki hakim ne yapması gerektiğini de biliyor. Oradaki yasaları, prosedürleri de çok iyi biliyor ve diyor ki ben Kürt olduğum için siyasi baskı gördüm. Dolayısıyla bunun üzerinden bir şey yapıyor. İtalyan yani makamlarıyla suç dosyası olmadığını, sadece Kürt olduğu için siyasi baskı gördüğü bu nedenle İtalya'da iltica başvurusunda bulunduğunu söylüyor. İltica başvurusunda bulunuyor. Tabii ki burada acı olay dediğim şu, çünkü şimdi Adalet Bakanlığı'nın burada devreye girip Ağustos 2022 diyoruz. Yakalandığı tarih belli. Yani şurada geçen hafta yakalandı. Yani geçen sürede bir dosya hazırlanıp İtalyan makamları ikna edilemedi. Buradan bu çıkıyor. Aslında şunu sunsalar yeterli. Türkiye'de hangi mafya gruplarıyla milliyetçi olduğunu söylenen, hangi mafya gruplarıyla irtibat halinde olduklarını sunsalar yeterlidir herhalde. Yani Türk makamlarının bu iadeyi hızlandırması gerektiğini. Kesinlikle. Yani bunu FETÖ sürecinde de yaşadık. Yani kaç kere FETÖ dosyaları gitti geldi 15 Temmuz'dan sonra, doğru hazırlanamadı dendi, eksik de var dendi. Yani bunları hep konuşuyoruz. Kırmızı bülten konusunda, kırmızı bültenin çıkarılması geciktiğini konuştuk yine 15 Temmuz sonrasında. Yani bugün geldiğimiz yerde de yine aynı şeyi konuşuyoruz. Ağustos 2022'de İtalya'da yakalanmış olan, ev hapsinde tutulan bir suç örgütü lideri var. Ama Türkiye, yani henüz yeni yapılan bir operasyonla İtalyan makamları alıyor. Ha, oraya geleyim şimdi. Neden peki İtalyan polisi, geçmiş bir İtalyan sene, savcılığı? Evet, ne oldu da yani bir anda çünkü, yakaladılar? Çünkü belli ki önündeki dosyadan ikna olmuyor ve kendileri bir çalışma başlatıyorlar. Bu çalışmada da... İtalya'da işlediği bir suç var mı? Orada aracında bir şey, kamera yerleştiriliyor. Tabii burada şimdi bu arada İtalya'daki avukatlarla da görüşme imkanımız oldu. Onlardan da bilgi almaya çalıştık. Bir defa zaten dosyadan herhangi bir şey, bilgi, belge talep edilemiyor. Çünkü tabii ki gizlilik ön plan olduğu için, aynı bu Türkiye'de nasıl işliyorsa bir gizlilik var ve oradan herhangi bir bilgi paylaşılmıyor. Sadece İtalyan savcılığının ve Milano savcılığının paylaştığı bilgiler kadar. Burada Milano savcılığının yürüttüğü bir çalışma ve Roma'da, Roma yakınlarındaki Viterbo'daki evinde, zaten ev hapsinde ve polis oraya bir operasyon düzenliyor. Bunun öncesinde de Milano savcılığının yürüttüğü çalışma aracında bir kamera sistemi var. Orada elde edilen bir takım belgeler var. Aynı zamanda yine Milano polisi terörizmin finans şubesi önemli miktarda nakit bulundurduğunu da zaten az önceki fotoğraf, videoda da orada da gördük. O videoları ve Barış Boy'un resimlerini çevirelim İpek'cim, kimden bahsettiğimizi görelim. Orada da çok net olarak görülüyor. Yüksek miktarda işte nakit bulundurması, silahları, bunları da takip ediyor ve bu sürecin sonunda İtalyan savcılığı ve polisi harekete geçiyor. Türkiye ile iletişim halinde. Kırmızı bülten bilgilendirmesi de yapılıyor ve operasyon başlıyor. Şimdi artık iadesi mümkün olacak mı? Evet, paralar var, baksana yani bunlar herhalde. Evet. Burada tek tek o 18 kişiyle birlikte yakalanıyor. Suç örgütünün elemanı olan 18 kişiyle birlikte yakalanıyor. Onlar da tespit ediliyor.
O kadar çok dosyası var ki Türkiye'de. Evet. Türkiye'ye getirilip Türkiye'deki yargı süreçlerinde şeffaf bir şekilde duruşmalarda sorgulanmaya başlandığında Dilan Polat dosyasından tut da işte Sırp çetelerine, uyuşturucu baronlarına kadar varabilecek acayip şeyler anlatabilir aslında yani. Şimdi kendisiyle beraber yakalanan kişi. Şimdi bu kim? Bir dakika. Gelelim buna. Şimdi bu fotoğraflar, bunlar niye gofreli değil? Bunlar sonradan mı gönderdin sen bunları? Bu fotoğraflar Tele1 kayıt dışı programına özel. İlk defa yayınlanıyor. İlk defa yayınlanıyor Türk medyasında. Değerli izleyicilerimize bunu hatırlatalım. İlk defa göreceksiniz bu fotoğrafları. Barış Boyun dosyasından Caner Taşpınar'ın elde ettiği özel görüntüler bunlar. Onun imzasıyla yayınlıyoruz. Ve Tele1 gofresiyle, Tele1 logosuyla yayınlıyoruz. Sadece Tele1'e ve kayıt dışı programına özel görüntüler. Bu kim? Fatih Çançin. Kim yani? Bu Barış Boyun'la birlikte gözaltına alınan, yakalanan 18 kişiden, çete üyesinden biri. İtalya'da yakalanan. Evet, yakalanan kişilerden birisi. Fatih Çançin. Şimdi burada devamını da görebiliriz isterseniz. Çünkü orada tam nereye ait olduğu bu fotoğrafların da ortaya çıkacak. Aa, neresi burası? Evet, Suriye. Şimdi bunların... Altyazıyı değiştiriyoruz. Esra'cığım, çok önemli bir andayız şu anda. Barış Boyun dosyasında ilk kez Tele1 ekranlarındaki fotoğraflar Suriye'de Fatih Çançin. Çançin ne yordu? Evet. Şey, şuradan devam etsem. Tabii, nasıl istersen. Tamam. Şimdi bu fotoğraflar, ilk önce tarihini söyleyeyim. 2016 Ekim-Kasım dönemi. Bu fotoğrafların çekildiği ve kendisinin Fatih Çançin'in olduğu dönem orası. Şimdi bu Suriye'de iç savaş başladıktan sonra Bayırbucak bölgesinde çeşitli işte Türkmen gruplar var, silahlı. Bunlar bir araya geliyor. Devamında da zaten göreceğiz o fotoğraflardan birisinde de. İpek'cim, verelim fotoğrafları, ilerletelim. Bu Türkmen silahlı gruplar Haziran 2015'te bunlar birleştiriliyorlar, bir araya getiriliyorlar ve ikinci sahil tümeni. Bu fotoğraflarda onu da genet olarak göreceğiz. İkinci sahil tümeni. Burada da mı gene Suriye'de çıkıyor? Evet. Bu tam o ikinci sahil tümeni, o Bayırbucak bölgesindeki olduğu yer. Fatih Çançin'in. Bunlar burada, şimdi fotoğrafların hepsinde de görüyoruz. Uzun namlulu silahlar, orada girdiği, zaten şurada parmağımda da göreceksiniz. Yaralı halde. Yapmış olduğu çadır çatışma. Burası belli. Evet, çadır. Orada yapmış olduğu eğitimler, girdiği çatışmalar. Ne işi var bu adamların orada? Tamamıyla fotoğraflarla ilgili açıklamalarında şu var. Yani ben burada şeriat için, hem aynı zamanda da şeriat için buradayım mesajı veriyor tamamıyla. Ve kim bu adam? Nereli? Nasıl girmiş bu örgütün içine? Bunları bilmiyoruz tabii. Sadece Barış Boyun'la İtalya'da yakalanan 18 kişiden biri olduğunu biliyoruz. Tabii. Ve bu kişinin Suriye'deki silahlarıyla verdiği fotoğrafları anlamaya çalışıyoruz evet. Şu anda. Bunu, yıl kaç? 2016. 2016, yer neresi? Bayırbucak Türkmenlerinin Suriye'de savaşın içinde. Yayla Dağı'ndan sonraki bölge. Bölge. Peki İkinci, devam edelim bir tek fotoğrafları. İkinci sahil tümeni dedikleri yer. Bayağı yani orada. Şimdi işin komik tarafı. Bayağı cephe falan işin yani. İşin komik tarafı ne biliyor musunuz? Şimdi adamı görüyoruz. Adam böyle milliyetçi damarda giden birisi. İşte lideri olduğu, çete lideri olduğu Barış Boyun ise Türkiye'ye iade edilmemek için diyor ki Türkiye Kürtlere zulüm yapıyor. O yüzden ben de Kürdüm, beni iade etmeyin diyor. Bu da onun yanında yakalanan kişi. Gerçekten. Buraya. Çok doğru söylüyorsun. Yani bu nasıl bir çelişki yani, nedir ya yani? İşte Ayhan Boraların, işte o Eray Özyağcıların falan filan, biraz önce bahsettiğimiz meselesiyle aynı şey. Çok doğru söylüyorsun. Peki. Buraya gitmeden öncesinde de yani 2015 döneminde de İstanbul'da kendisi. İstanbul'da orada da yine aynı şekilde bu çete faaliyetlerinde.
Var mı yine? Tabii. İstanbul'dayken tabii. Barış Boyun çetesinin bir mensubu olarak mı yine var, görüyoruz onu. Aynı şekilde devam, evet. O dosyası da var ya, faaliyet devam ediyor. Sonra devam gidiyor bir anda Suriye'de. Suriye'de görüyoruz. Yani o nedenle çok... Arkasından yani İtalya'da şimdi... görüyoruz. Var mı başka fotoğraf? İpek elimizde. Ver lütfen hepsini. Al buyur, bu da Suriye. Tabii ikinci sahil tümeni yazan bir fotoğrafımız da var. İpek hepsini yönetmenimiz veriyor şu anda. Hepsi bak uzun namlulu silahlar elindekiler. Yani kim adına burada? Nasıl bir yapı bu? Yani yasa dışı bir yapı değil mi bu? Veya da kim nedir? Yani zaten bu apayrı bir tartışmayı da açacak bir şey. Çünkü şimdi bu Barış silahları Boyun nereden çetesi, bulmuş? Oraya nasıl gitmiş? Yanında yöresinde kim var? Kime göre kime karşı savaşıyor? Talimatı kimden alıyor? Yani ya şimdi bu öyle bir şey ki şimdi burada Gölge Ordu kitabında sizin kitabınız, evet, Sadat Ersin'le birlikte yazdığımız Sadat'ın Sır Perdesi Aralanıyor, Gölge Oldu kitabında anlattık. Şimdi o bölgeye Sedat Peker, burada fotoğrafı da var, binlerce çelik yelek desteği diye böyle büyük bir şeyle bunlar yayınlandı. Özsoy'a göndermiş. Özsoy'a diye, ama tam o bölgeye, Bayır Bucak Türkmenlerin olduğu bölgeye diye. Kendisi anlattı videolarında. Evet, evet, videolarında yani anlattı. Sedat Peker anlattı evet, bunu videolarında. Anlattı, ben gönderdim diye. Bunlar da yayınlandı, bu fotoğraflarda zaten. Mesela aynı gönderdikleri var. Şimdi bir de şunu söyleyeyim, sadece Sedat Peker'in gönderdiği yok. Yazdık kitabımızda. Aster diye bir dernek var. Aster Derneği bu Sadat'ı kuran ekibin yönetiminde olduğu bir dernek. Zaten Sadat'ın başkanı olan, bir önceki başkanı, şimdi oğlu Melih Tarnıverdi var. Adnan Tarnıverdi de bu Aster'de kurucularından. Şimdi bunlar da bu bölgeye şey gönderiyorlar. 11 Nisan 2016'da Bursa'dan Suriye'ye diye tır gönderiyorlar. Silahla dolu. Yani silah olduğu söylenmiyor. Çelik yelek olabilir, evet, yani silah olabilir. Çeşitli evet. Yardım, Türkmen destek. Türkmen Dağı ikinci sahil tümeni. Evet, bak bunda da zaten yazıyor. Az önce anlattığım yani 2000 Türkmen Haziran... Dağı dediğimiz Suriye toprağı konuşuyoruz. Tabii. Evet, bu Haziran 2015'te. Caner, bir şey soracağım. Mesela bu fotoğraf diğerlerine göre daha eski herhalde. Daha önce de gitmiş mi? Çünkü daha genç duruyor burada da, o yüzden dedim. Doğru. Şimdi bu yani fotoğrafların... Tam tarihlerini bilemeyiz tabii dosyanın içerisindeki. Benim bildiğim 2016. 2016 diyor ama Caner Taşpınar. İpek, var mı başka fotoğraf elimizde? Kaldıysa onları tekrar ekranlara getirelim. Bu kişi mi aynı evet, zaten? Evet, bu kişi. Bu da herhalde Can Dalton çetesindeki bazı unutulmaz kareler. Ya nedir, ben anlamıyorum yani. Bu adam geliyor burada mesela, Türkiye'de atıyorum bir cinayet, suikast bir şeyin içinde, ne bileyim belki uyuşturucunun ticaretinin içinde, belki çek senet mafyasının içinde. Sonra elinde silah, bir önceki fotoğrafa dönelim. Aynı kişi bunlar. Aynı kişi. Bir önceki fotoğrafa dönelim. Türkmen Dağı 2. Sahil Tümeni'nde vatanperver kardeşimiz olarak. Allah Allah. Şimdi evet, burada şöyle de paragraf açmak gerekiyor. Peki lütfen sen çevir yavaş yavaş fotoğrafları ileriye doğru. Barış Boyun suç örgütü.